oynuyor. Bir kere helal olsun demek. Bir şey sorabilir miyim? Tamam. Yani hani sen bir oyuncusun. İki. Var mı başka biri oynayacağında da o yüzük duracak mı? O yüzüğünü haber olacağını düşündüğü için mi çıkartmadı acaba? Çünkü Kıvanç Tatlıtuğ çok disiplinli bir adam ve aynı zamanda bir oyuncu. Bir bekar adam oynuyor olsaydı ne yapacaktı? Hı. Çıkartmayacağım. Hayır ama şöyle dizide ama dizi bir devamlılık gerektiren bir rol. Burada, bu rol değil ki. Burada Kıvanç, haber burada kendini düşündü. Oynuyor ama Kıvanç burada kendini ama. Oynuyor. Yani Kıvanç Tatlıtuğ diyor ki beni Kıvanç Tatlıtuğ olarak kabul edecekseniz evliliğimle, parmağımdaki yüzümle, eşimle kabul edeceksiniz diyor. İşte hani o... Bu aslında bir öngörü. Yani siz bak gördüm yüzünü çıkarttı diyeceksiniz. Bananın haberlerini gördü. O da olabilir. O da olabilir ama diyor ki ben böyleyim. Dedi. Şimdi Kıvanç Tatlıtuğ güzel bir kadınla evlenmedi diye eleştirdi fanları. Güzellik çok bir göreceli kadın. Bir kavram biliyorsun ama güzelliğin içini dolduran bir şey vardır. Arkadaş bebek gibi kadını alırsın ya da adamı ayırmayalım. Evlenirsin, oturursun 3 gün 5 gün cicim ayları geçer ne konuşacaksın? Boş. Ne konuşacaksın? Bütün gün o kadınla o adamla ne yapacaksın abi? Hep el ele diz dize de olacak değil hayat. Tabii. İki kitaptan konuşmak istersin, bir filmden konuşmak istersin, ne bileyim değil mi? Tabii. Dünyadan konuşmak istersin. O güzelliğin içini doldurmak önemli. Kıvanç Tatlıtuğ ilk evlilikleri ve evlenecekleri dönemde bir kayınvalide krizi yaşadılar biliyorsun. Kayınvalide konuştu yani. Hala yaşıyorlar Kıvanç'ın, onu. Evet Kıvanç'ın annesi tarafından. Ama kızın duruşu nasıldı? Bir cümlesini duyduk mu? Yok. Yani işte bu bir kalite. Ben ama kayınvalidesini de duymadık. Bir kız. Duyduk mu? Duyduk. Ne duyduk? Annesi kendi sosyal medyasından da anne çok acayip şeyler söyledi. Fakat burada Kıvanç'ı da takdir etmek lazım. Kriz yönetti. O kadar iyi yönetti ki. Şimdi bazen bana yazıyorlar kadınlar. İşte eşimin annesiyle şu var, problemim var bilmem ne diyorum ki bu işi sen çözemeyeceksin. Tabii bu işi kocan çözecek. Aynen öyle. O merci koca değil mi? Bu kadar. Aynen. Çünkü artık senin bir ailen var yani. Daha doğrusu ebeveynlerim var yani ailen. Evet. Bir de yeni kurduğun aile var. Birinci sıraya onu almak zorundasın. Yani adam kesinlikle. adam gibi davrandığı sürece, adamlığını bildiği sürece ne kadınlar mağdur olur ne analar mağdur olur. O da bir ana. Net bu. O da bir ana. Seni dünyaya getiren bir ana ve ben hep mesela bizim tarafımızdan da bakıyorum. Sevdiğim adamı dünyaya getirmiş bir kadına saygı duymak zorundayım. Evet. Aynen o senin sevdiğin insanı dünyaya getirmiş. Ama erkek anneleri diye de bir psikolojide bence yer açılmalı şimdi, zorlu bir yol. Bak şimdi çok zorlu bir yol ama yani o yolda. Ama bak ayrıca tartışılması gereken yolda, bir konu. Onlarla savaşa girince kaybedersin. Evet %100. Girmeyeceksin. Öyle yani ben bak sana çok açık ve net söyleyeyim. Ben hayatımdaki insanlara... aileleriyle hep çok iyi anlaştım. Bir tanesi aile hariç. Aile kavramının ne demek olduğunu en iyi bilenlerdensin. Hayır, çok, bilirsen anlaşırsın. Bir tanesi hariç. O da çok egoluydu çocuğuyla ilgili. Öyle bir şey yaşadım. Ama şunu hep söyledim en başta. Ben hiçbir zaman senin yerini zaten alamam. Asla. Bunu beni kendinle mukayese ettiğin an sen zaten annelikle kaybedersin. Öyle. Aynen, sen aynen annesin. Evet. Ne yaparsam yapayım. Sen onun ölene kadar annesi olacaksın ama ben belki bir gün onun hayatından çıkacağım. Evet. Ama ve sen hep varsın. Sen hep orada duracaksın ama ben belki bir gün gideceğim. O yüzden sen kendinle beni mukayese etme. Senin yerin o kadar özel ki sen o ana kraliçesin. O çocuğu dünyaya getiren, onu hep seven, öpen, koklayan, bakan, yediren, ateşlendiğinde, üzüldüğünde, sevindiğinde kimse yanında olan kadınsın. Alamaz. Evet. Kimse kimsenin yerini alamaz. O yüzden hani beni kendinle hiç mukayese etme. Ben belki bugün varsam yarın yokum. Kesinlikle. Hakan konuyu da... Bir şey daha söyleyeceğim ama bunun içerisinde dedim ya erkek çok önemli diye eş adayı olan genç hanımlara sesleniyorum. Çok ana kuzusu olanlarla da evlenmeyin. Ha, o da biraz sıkıntılı. Tabii. Evet.